çünkü. Şimdi arkadaşlar bakın son dönemin belki de en büyük finansal şey operasyonu, yani operasyon derken de operasyon olarak söylemiyorum. Skandalı demek daha doğrusu, belki yanlış tabir olur operasyon. Bu Halkbank olayı gerçekten çok ciddi bir olay. Ama yansıtılması Halkbank. Yani olay Halkbank değil. Şimdi bakın Halkbank öyle bir, bugün ben takip eden dostlarımız varsa görmüşlerdir. Halkbank'ı halklar zarraptan düşük kura kadar kirli işlerinin paravanlar dedim ki aynı kanaatteyim. Şimdi bakın arkadaşlar, halk bütün bu aynı dakikalar içerisinde, yani Halkbank'tan bu ucuz kurdan dolar sapıldığı esnada, o dakikalarda pek çok bankanın da çeşitli aralıklarda yine düşük kurdan dolar satımı yaptığı ortada. Şimdi bakın İNEGE Bank, sonra Deniz Bank, hani bunlar benim ilk aklıma geldiler, sabah yazdım bunu. Pek çok banka var ve ben para oradan vuruldu. Yani dün hatırlarsanız yaptığı bir açıklama vardı, 4.6 milyon dolar yapılan iş diye. Hakikaten ufak demiştik bu rakam. Hani hatta burada sözü şey geçmişti, sohbeti geçmişti mütevazı için bu operasyonla. Biz de demiştik ki adamlar 4 tane daire satarak zaten 4 milyon dolar kazanıyor. Ama şimdi baktığınız zaman öbür bankaları da zaman işin içerisinde, sanki Halk Bankası kütledi, biraz resmi açıklama yaptı. Sistemi kopukluk oldu dedi. İşte yanlışlık oldu dedi. Yani ama millet ne oldu? Hurra! Yani millet üzerinden yapılan işlemler kaynadı arada. Belki öbür bankaların üzerinden yapılan işlemler çok daha geniş hacimli işlemlerdi. Düşünsenize arkadaşlar, şimdi siz 3,5 liradan dolar alacaksınız. 20 dakika sonra 6,5 liraya bozdurma şansınız olacak elinizde. Yani böyle bir karınız var. 20 dakikada 2 kat para kazanacaksınız. Parayla para kazanacaksınız. Ve bu iş pek çok bankada birden dönüyorsa, ya bu iş normal değil, tesadüf falan diye kimse açıklayamaz bunu. BDDK'nın bu konuya mutlak surette el atması lazım. Diğer bankaların bir kere tek tek işlemleri açıklaması lazım. Ne kadarlık işlem yapılmış, bunların ne kadarı işte yurt dışına çıkartılmış, ne kadarı bunların harcanmış vesaire. Bankalardaki paralara gerekiyorsa bloke koyması lazım. Yani bu son yılların, bakın arkadaşlar, çok ciddi söylüyorum, en büyük finansal skandalıdır. Ve adeta böylesi organize bir işse, böylesi organize bir işse, biliniyorsa birileri tarafından ve bir operasyon şeklinde rant sağlamak, çıkar sağlamak amacıyla yapıldıysa, bu sabah attığım tweette de söyledim, bir kez daha tekrarlayayım, yılın banka hortumlama, banka hortumlama ödülünü alır. Çığır açtılar. Bakın çığır açılmış durumda şu anda. Banka nasıl hortumlanır? Hiç işte benim yanımda görenler şirket açayım, ona grup falan, bunlar bu işler eskidendi. Bakın adamlar artık yöntem geliştiriyorlar. Bak 15-20 dakikada kaç yüz milyon, arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? O arada giden paraları. Siz bizde o görev zararlarını işte bütün millet ödeyecek arkadaşlar. Vuran vurdu. Bunların tek tek bu şaibelerden alınması için bütün bankaların tek tek bu açı denetimden geçmesi lazım. BDDK'nın koluyu el atması lazım. Ve bu bankaların da tek tek işlemlerin açıklamaları lazım. Ama yapılır mı? Benim umudum yok işin açıkçası. Umudu olan gelsin söylesin. Halkbank olayı dediğim gibi son yılların en büyük finansal skandalı. Özellikle bu arada Halkbank'a şöyle bir parantez açalım. Niyeyse arkadaşlar bakın, sabah ATV ihalesiyle birlikte başlayan bir süreç var. Bu sabah ATV ihalesinde biliyorsunuz devlet bankaları kullanılması ilk olarak başlamıştı. Ordilerle, yani bir kuruş para koymadan Çalık sahibi grubuna 1.1 milyar dolar vermiş. İki tane de bankadan, Halkbank var mıydı yoktu sanırım, Vakıf Ziraat. Daha sonra Hürriyet medyasının el değiştirmesinde Ziraat Bankası'nın kullandırdığı, Halk Bankası'nın zarrap olayındaki rolü
ve yandaş iş adamlarına bu bankalardan çıkarılan krediler. Arkadaşlar işte Halkbank aslında bir para tonere döndürüldü. Ön plana sürülen, sürekli yıprandığı için artık çok yıpratılmasında da sakınca görülmeyen ve prestiji yerlerde süren bir banka haline getirildi Halkbank. Ki Halkbank ciddi anlamda prestiji olan bir banka. Böylesi değerleri de işte halkın bankası olsun diye tüccara, esnafa nefes aldırarak kurulmuş böylesi bir bankayı bu hale getirdiler arkadaşlar. Yerlerde kirli bir takım ilişkilerin, çıkar ilişkilerinin, rant ilişkilerinin paravan bankası haline getirdiler. Artık bankacılıktan başka her şeyi yapıyor. Gördüğünüz gibi pek çok acayip ilişki içerisinde her zaman Halkbank'ın adını görüyoruz. Yani yazık, ben Halkbank'a işin açıkçası yazık olduğunu düşünüyorum. Önemli bir yerdi. Ama artık prestiji, marka değeri vesaire yerlerde sürülen bir banka. Yazık ediyorlar. Yani diyorlar Halkbank'a.